Arkadaşlar merhaba. Bugün size tanıtımını yapmak istediğim cihaz TFT ekranlı, analog ekranlı ve bilgisayarı aynı anda görebileceğimiz bir kombi, bir cihaz. Bu tercih tamamen üçünü bir kullanabileceğiniz gibi çalışma saatlerinizle alakalı bir durum arkadaşlar. Eğer çalış ve yerinizle alakalı bir durum. Günlük 2 saat, 3 saat, 4 saat tamirat işiyle uğraşıyorsanız benim tavsiyem, naçizane 20 yıllık bu işi içerisinde olan birisi olarak, analog ekranla çalışmanız. Çünkü belli bir saatten sonra TFT ekran olsun, bilgisayar olsun sizleri yorar. Çalışma kalbiniz, yani işinizle mi uğraşacaksınız, bunlarla mı uğraşacaksınız? Belli bir çalışma saatiniz varsa analog osiloskop, analog bir ekran. Yok, ben amatörüm, evimin bir köşesinde bulunsun işte, günlük yarım saat, 40 dakika, ya bir iş yaparım ya bir iş yapmam derseniz de bilgisayar da olur. Analog bir TFT ekran da olur, bilgisayar da olur. Bunlar da olur yani. Ha, bütün bunları söylerken benim TFT görüntüm de o kadar kötü değil arkadaşlar. Piyasada satılan, çok paralara satılan cihazlardan aşağı yukarı aynı. Belki bir tık onlardan eksik. O da kullandığım malzemeden, fiyat performanstan dolayı kullandığım malzemeden kaynaklanıyor. Adamlar 500 dolarlık ekran kullanıyor, 200 dolarlık ekran kullanıyor. TFT ekran kullanıyor. Belki biraz daha onlara göre fiyat performans bir ekran. Voltaj kademelerim var. Ekranda görüküyor, tekrar etmeme gerek yok. Frekans kademelerim var. Her frekans ve voltajda, her voltajda frekansım değişebiliyor arkadaşlar. Yani 33 voltta da 2 GHz frekansı verebilirsiniz. 400 Hz'e verebilirsiniz. Bu frekans olayını birçok arkadaş bilmiyor veyahut da göz ardı ediyor. Özellikle endüktif veyahut da küçük kapasiteli kondansatörleri test sırasında çok işe yarar arkadaşlar. SNPS trafosunu 50 Hz'de kısa devre görürken bunda çok da güzel bir açılımı görebilirsiniz. Açılım olarak görürsünüz. Yani bir 5 turluk, 10 turluk bir sargıları dahi yüksek frekansta görebilirsiniz arkadaşlar. Ki bu birçok kritik arızayı yapmanızda size fayda sağlar. Log özelliği 33 voltluk frekans kademem, 33 voltluk gerilim kadememi kilitliyor. Çünkü bazı arkadaşlar bununla çalışmak istemiyorlar. Şöyle yakından da çekeyim de ekranda da görürsünüz arkadaşlar. Çünkü ileride alırsanız, yaptırırsanız ya bu neymiş falan demeyin yani. Estetiğim kötü arkadaşlar. Ben Maraş'ta yaşıyorum. Maraş'ta bu işler yaptırmak eskiden zordu. Şimdi çok daha zor. Bir kesim yaptırmam bile bir sürü zahmet oldu arkadaşlar. Delikleri kesme yaptırmam bile. Eğer olmak isterseniz bunları lütfen göz önünde bulundurun. Ama benim grafiğim, özellikle analog osiloskopta grafiğim, Huntron'un çok büyük yakın, Huntron'a çok yakın. Biraz akımı kıstım. Onu da özellikle kıstım. Aslında Huntron'un akımını da veririm, 130 mA. Az kullanan veya da deneyimsiz kullanıcılar için bu tehlikeli olur diye ben kıstım. Yok, ben Huntron birebir 130 mA veren de ver derseniz, 100 mA ver derseniz o ne olur? Yalnız 75 mA'da birçok uygulamada ve birçok test cihazında kullanılıyor profesyonel olanlarda. Bilgisayar programının en önemli özelliği arkadaşlar, kaydet özelliği var. Hızı ayarlayabiliyorum. Ekran tazeleme hızını. Şahsa göre, isteğin çalışma şekline göre renkleri zaten anlaşılıyor. Bunları kullanabilirsiniz veyahut da kayıt yapabilirsiniz. PDF, resim dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Birkaç örnek vereyim size arkadaşlar. Şu an elimde 037kW ABB invertör var. Giriş grafiği arkadaşlar. Şimdi voltaj kademesinin ne işe yaradığını şu anda size göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motorun çıkış uçlarını tuttum. Hiçbir şey yok değil mi arkadaşlar? Gerilimi gezdirdiğim zaman, bir saniye.
Çıkış grafiği, RGBT grafiği. Bu H-Bridge'de de aynısını görürsünüz arkadaşlar. İnvertörün çıkış grafiği. Bu zaten bir invertörün bir tamir dükkanına gelir gelmez İlk bakılan yerleri bu arkadaşlar. Girişimiz sağlam mı? Çıkışımız sağlam mı? Ha, yapı olarak da bu tür invertörler teknik olarak güç önemli değil. Güç tamamen ebatla alakalı bir durum. Ama yapım tekniği hepsi aynıdır işte frekans invertörünün. Aynı derken elbette ki farkları var. Kabaca aynı diyeyim yani. AC girer, doğrultulur. Komütasyonda invertörler çıkışları ayarlanır. Voltaj frekans ayarlanır. Onun bir sürü tekniği var. Vektörel sürme tekniği var. Merak edenler herhangi bir tane motor sürücü PDF'ini inceleyebilir. Şimdi birkaç tane zener testi yapalım. 33 voltluk zener arkadaşlarımda bulundurdum arkadaşlar. Ekranı ortalayamıyorum arkadaşlar. Orada çok kritik bir yerde kaldı. Float işlem yapmam gerekiyor. Float'ı da yapmak istemedim. İşlemciyi yavaşlatıyor. ...220 mikrofaradlık kondansatör cycle kademesinde, yani bütün voltajları geziyor, voltaj akım kademelerini geziyor, 50 Hz'teki ters gerilimi. Bilgisayar grafiği. Bir mikrofarad 50 volt arkadaşlar. Bilgisayarımızın bir tık iyi olması avantajı arkadaşlar. Şu andaki bilgisayar Ryzen 2600, 8 GB ekran kartı var. 16 GB da RAM var şu anda. Daha düşük konfigürasyonlarda ister istemez biraz yavaşlık oluyor ama grafik yine de denediğim bilgisayarlarda iyiydi. Tabi tarih öncesi bilgisayarda da yaparsanız ister istemez hız ve grafik kalitesi düşecektir. Ama denediğim bilgisayarlarda kabul edilebilir noktalardaydı. Yani 4 GB'lık RAM'li ekran kartsızlıkta da güzel bir grafik vardı. İsteyenler Raspberry Pi dosyasını da gönderirim. Linux dosyasını da gönderirim. Meraklısı için isteyen gönderebilirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularımızı alt taraftaki PDF koyacağım. Bir tane PDF koyacağım, diğerini koymayayım. Türk bana çünkü. Bir PDF koyacağım. Onu incelerseniz iyi olur.